Kırmızı başlıklı kız Zamanın belinde küçük bir köyde tatlı bir kız yaşarmış. Günlerden bir gün annesi ona kırmızı bir pelerin dikmiş. Bu küçük kız kırmızı pelerini çok sevmiş ve sürekli giymiş. Bu yüzden herkes onu kırmızı başlıklı kız diye çağırmaya başlamış. Bir gün annesi küçük kızı çağırmış. ''Güzel kızım, büyük annem biraz hasta. Ona çorba ve kurabiye yaptım. Haydi giyin ve ona bunları götür.'' demiş. Tabii ki anneciğim zaten onu çok özlemiştim. Unutmaman gereken tek şey tavşan ormanın yolundan başka yere sapmamak. Yabancılarla da konuşma diye eklemiş. Tamam anneciğim demiş kırmızı başlı kız. Kırmızı başlığını giyip içinde yemeklerin olduğu sepeti koluna takmış. Şarkılar söyleyerek yürümeye başlamış. Ormana girdiği anda çalılıkların arasından asık suratlı bir kurt fırlamış. Nereye böyle küçük kız Anneanneme gidiyorum. O elindeki nedir? Çorba ve kurabiye. Yolun sonunda eve olan hasta büyük anneme götürüyorum. Kurt önce sepettekileri ve kırmızı başlı kızı midesine indirmeye düşünmüş. Ama ormancının yakınlarda olduğunu bildiği için sinsi bir plan yapmış. Küçük kız, istersen ben önden gidip büyük annene yardım edeyim. Sen de peşimden gel, demiş. Tamam, demiş küçük kız. Doğayı çok seven kırmızı başlıklı kız o yılan o yılanı çiçek toplayarak yürümeye devam etmiş. Bu sırada kötü kalpli kurt koşarak büyük annenin evine varmış. Sesini ince atmış ve küçük kızın taklitini yaparak ''Büyük anne ben geldim'' demiş. ''Kapı açık, içeri gir yavrum'' diye seslenmiş büyük anne. Kurt içeri girip tek lokmada büyük annenin midesine indirmiş ve hemen onun kıyafetlerini giyip yatağa kurulmuş. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. Kurt kim o? Benim büyük anneciğim." demiş küçük kız. "Gel içeri yavrum." diye seslenmiş kurt. Bu ses küçük kıza bir değişik gelse de içeri girmiş. Kurdu görünce, "Bu yiyecekleri sana getirdim büyük anne. Ama senin gözlerin neden o kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Peki senin kolların neden bu kadar büyük? Sana daha iyi sarılabilmek için." Burnun neden bu kadar büyük? Seni daha iyi koklayabilmek için. Peki ağzın neden bu kadar büyük? Deyince kurt yataktan çıkarak seni daha iyi yiyebilmek için diye bağırmış. Kırmızı başlı kızı da tek lokmada yiyen kurt karnı doyunca horul horul uyumaya başlamış. Horlama sesi ormana yayılmış. O sırada ormancı aralarda dolandığı için bu sesi duymuş. Hemen eve yaklaşmış ve açık kapıyı görmüş. İçeri girince kurduğu göbeği şiş yerde uyurken görmüş. Hemen kurduğun göbeğini yarmış ve içinden kırmızı başlıklı kız ile büyük annesini çıkarmış. Kırmızılı başlıklı kız büyük annesine sarılmış ve getirdiği yiyecekleri birlikte yemişler.